HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız diyorum ama tabii programın ikinci bölümü büyük ihtimalle Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu biliyorsunuz. Bugün saat 11'de imza töreni var. Büyük ihtimalle canlı yayına gideceğiz. Tabii sürede saat anlamında 11 derler. Daha da geç başlayabilir ama yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağımızı söyleyelim. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Evet, demin de söylemiş olduğum gibi Beşiktaş'ın anlaşmaya vardı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst İstanbul'a geldi. Uzun süren arayışların ardından teknik direktör konusunda kararını veren Beşiktaş takımını yeni sezonda yaklaşık 2+1 yıllık bir sözleşmeye karşında Giovanni Van Bronckhorst'a teslim etti. Hollandalı teknik adam İstanbul'a geldi ve dün akşam yapılan açıklamaya baktığımız zaman da bugün saat 11'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenleneceği duyurulduğunu söyleyelim. Van Bronckhorst'un yardımcılığını Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, hakikaten ben de çok beğendiğim bir isim, genç bir isim, Serdar Topraktepe yapacak ve aynı zamanda NAC Breda'da Hollanda 2. liginde şampiyonluk yaşayan Jean-Paul Van Gastel yapacağını kulüp açıkladı. Günaydın. 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 Merhaba, kimle görüşüyoruz? Günaydın. Tabii gençler bilmez, bu Günaydın Vietnam vardı, biliyor musunuz evet, o filmi? Günaydın Vietnam diye bağırdı. Kimle görüşüyoruz? Pardon. İsmim Zeynel Kayışkan, İzmir'den arıyorum. İzmir'den kim? Zeynel Kayışkan. Buyurun Zeynel Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İzmir'e sevgiler, saygılar. Buyurun Zeynel Bey. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden. Sağ olun, çok mersi. Buyurun. Abicim, sezonu bitirdik şimdi. Yeni sezon başlıyor Zeynel Bey. Sezon biteli bayağı oldu. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi gelecek sezonu merakla beklediğimiz, yani önümüzdeki sezonu, başta hocamız ve Sayın Ali Koç'un seçimi kazanması benim de beklediğim bir şeydi. Yani Ali Koç'u bekliyorum. Tahmin ediyordunuz. Beğeniyorum. Hatta birkaç kere de şunu söylemiştim. Kazanır inşallah. Çünkü biraz istikrardan yana olan bir insanım ben. Yani ben son iki sezon yaptıklarını doğru buluyorum. Ama bazı futbolcuların konusunda vermiş olduğu kararları hala, yani sanki akıllanmamış gibi. Ne anlamda? Bir saygısızlık olduysa. Ne anlamda? Mert Hakan konusunda özellikle. Nedir abicim, o? Abicim, Mert Hakan'ın sadece yani rakip taraftarlarla, takımın taraftarlarıyla diyaloğu falan saymıyorum. Mert Hakan sakatlıkla boğuşan bir oyuncudur sürekli. Ya doğru dürüst bir form tuttuğu yoktur. Ya form giydiği yoktur. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri Fenerbahçe'ye vermiş olduğu hiçbir katkısı yok yani. Görmüyorum yani. Şimdi Mert Hakan bugün başka bir takımda transfer etmek istiyoruz deseydi, sorsan hocaya Mourinho kabul eder mi? Etmez ben böyle bir oyuncuyu yani. Ne fark eder? Sözleşmesi bitmiş. Ali yolunu açık. Olsun kardeşim yani. Yapacak bir şey yok. Yani bu tür şeylerde artık Sayın Başkan'ın artık kalkılanması lazım. Artık tecrübe edilmiş bir başkandır. Bazı şeyler... İnşallah kalır diyoruz. Özellikle inşallah kalır. Ya bilmiyorum yani, hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hepimiz Fenerbahçe için. Mert Hakan yanlış kalacak Sayın Mourinho, Jose Mourinho kalması yönünde bir rapor verdi. Kalacağını belirtelim. Böyle bir şey duydum zaten. Böyle bir şey duydum ama bence yönetim kabul etmemesi lazım. Hatta yönetimin bir fikri ise de kendisi de. Zeynel abi, toparlayalım ama... yavaş yavaş sevgili abicim. Toparlayalım. Ben bu konu için aramıştım. Tamam. Bir de ya şunu bir not edebilir misiniz? Hemen kağıt kalem alıyorum abi, söyle nedir? Hakancan için ben çok çok selamımı söyle, saygılarımı ilet. Söylerim Hakan. Ama İzmir'de beraber yaşıyorsunuz abi. Minibüse binsen büyük ihtimalle karşılaşırsın Hakancan'la.
Bana adresi ver de ben kendine ulaşayım vallahi bile. Gider ya. Peki abi sen bana Instagram veya Twitter kullanıyor musun Zeynel abi? Evet evet, ikisini de kullanıyorum. Instagram'dan bana telefon numaranı at abi, ben Hakan Can'a ileteyim, tamam mı abicim? Tamam tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim, kendine çok iyi bak, iyi bayramlar diliyorum Zeynel abi. Şimdiden herkese de tekrar iyi bayramlar. Biliyorsunuz bayramda ne yapıyoruz? İçtimalarımız var. Bakalım kim bizlerle beraber, kim değil. Tek tek tespit ediyoruz. Her bayram biliyorsunuz içtima yapıyoruz. A4'e yazıyorum isimleri. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? İstanbul Yenibosna'dan Soner. Buyurun Soner, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle Ergin abi. Sağ olun. Milli takımımıza Euro 2024'te başarılar diliyorum. Yani şahsen ben çok ümitli değilim ama başarılar diliyorum. İyi bir kadromuz var, genç bir kadromuz var, gelecek vaat eden bir kadromuz var. Ben ümidim var, benim ümidim var. Buyurun. Yani biraz yani kadroyu kurmakta sıkıntı çekiyoruz yani. Hı hı. Kimin diye mesela Arda Güler baktığın zaman, oynadığı zaman çok verimli oynuyor. Ama hala 70'lerde 80'lerde oyna alıyor. Yani ilk 11'e monte etmesi lazım. Gerekirse yorulduğu zaman 60'da 70'de oyundan çıkarsın ama Arda Güler'in ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir konuda Sayın Servet Yardımcı Federasyon... Marka vermeyelim. Hı hı. Federasyondan anlaşmasını iptal etmiş galiba. Kişisel ailesine kullandığı için tahsis edilen araçları ailesine kullandığı için yani iade edilmiş. Bununla ilgili yani federasyonda görevliyken kişisel olarak kullanıyorsa federasyonun başına geldiği zaman neler yapar? Onu tahmin edemiyorum. İnşallah Servet Yardımcı olmaz diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dinleyici daha alalım. Sonra mı reklama gidelim Batı, yoksa tamam dedi Batı, bir dinleyici daha alalım. Ondan sonra reklama gidelim mi? Evet. Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya İskoçya maçının başlama düdüğüyle beraber başlıyor. Uzun zamandır beklediğimiz bir turnuvaydı. Avrupa'nın ülke düzeninde en önemli turnuvalarını ev sahibi yapan Almanya İskoçya'yı konuk edecek. Almanya İskoçya karşılaşması Allianz Arena'da oynanacak ve maçın başlama saati 22. İnşallah sonunda Ay Yıldız Güler diye bir başlık var bugün akşam gazete, onun detayına birazdan geleceğim. Günaydın. Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Abi her bayram içtimasına katılan Antalya'dan Selim ben abi. Ha bak, Selim kardeşimiz içtimaları hiç bırakmıyor, bravo. Geçen bayramın üçüncüsüne yanlış hatırlamıyorsam bağlandı, bir önceki bayramda ilk gündü. İçtimalarda hep kendi Selim yaptırdı. Ne iş yapıyorsun sen? Abi firmada yöneticiyiz, sürekli yollardayız. Allah yardımcınız olsun. Amin amin. Biz de radyocuyuz, sürekli buradayız. Klimalı ortamda. Klimalı ve havalandırmalı ortamda. Sevgili Ali Erim sağ olsun, havalandırma da aldı bize. Şahane bir ortamdayız, buyurun. Abi bu hafta programın ismi gibi ters köşe yaptım bizi. Çarşamba ile perşembe yer değiştirdim. Ben değiştirmedim. Ters köşe yapan Hakan Can. İstanbul'a gelmişti Hakan abi. Ondan dolayı yayına giremedi. Perşembe girdi yayına maalesef. Osman abi çarşamba, Hakan abi perşembe. Kaydedik öyle. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bu şampiyonluk kutlamasında Okan Buruk'u bayağı bir eleştirmiştik hatırlarsan. Ama sonra çıktı, açıklamalar yaptı Okan Hoca, onu da söyleyelim. Yapmaması gerektiğini söyledi. O anda o atmosferden, ortamdan dolayı olduğunu söyledi ve özür diledi. Hı-hı. Şimdi bir Galatasaraylı olarak da zaten tasvip etmedik bu tarz hareketleri. Dün akşam da belki görmüşsündür. Şimdi de Tarık Biberovic'in videosu çıktı. Ve gördüm, onu da gördüm. O da hoş değil. Onu söyleyelim. Maalesef ve direkt hedef gözeterek, yani takım ismi zikrederek de, yani bunun bile bel üstü. Aynı şekilde Fenerbahçelilerden de tepki bekliyorum açıkçası. Bunu söylemek için bağlandım. Teşekkür ederim. Ben yanlış olduğunu zaten söyledim. Belki sporcu da bununla ilgili bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Ama onunki atmosferden de biraz daha bunlar göz önünde olan isimler. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Doğru mu? Taraftar doğru. Gibi. Yani taraftarların da yapması hoş değil ama maalesef biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Okan Hoca olsun, Tarık Uz. Yani sporda maalesef, sporun içerisinde, futbolun içerisinde maalesef belli bir süreden sonra bunları çok görüyoruz. Görmememiz gerekiyor. Gerekiyor ama maalesef oluyor. Peki, çok teşekkürler Selim. Son bir cümle daha söyleyebilir miyim? Son cümleni veriyorum. Son 15 saniye.
Mert Hakan Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamasaydı eğer, ya emin olun ilk altıdaki herhangi bir takımda forma giyemezdi abi. Performansıyla teşekkür ediyorum. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Kısa bir ara, aradan sonra telefon alma devam edeceğiz. Bugün 10.40'a kadar telefon alacağımızı söyleyelim. Yani bir 30 dakika daha telefonumuzu açtık. 10.40'tan sonra Fanatik Aspor Ezan Umut Eken bizlerle beraber olacak. Hem milli takımı konuşacağız, hem transferleri konuşacağız. Daha sonra da zaten Tüpraş'a gideceğiz. Çünkü orada hakikaten çok önemli bir imza var. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst imza törenine gideceğiz. Başkanla beraber açıklamaları takip edeceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Radyo Spor'dan çok rahatlıkla bir şekilde bu imza törenini dinleyebilirsiniz ama ajanspor.com sitesi üzerinden de detaylı olarak haberleri de görebileceğinizi belirtelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Bugün ajanspor.com sitesine iki tane farklı haber yazdım. Biri Mourinho ile ilgili, Serdar Aziz, Mert Hakan, Yandaş ve Çağlar Söyüncü haberi. Öbürü de tabii ki Oğuz Aydın'la ilgili bir haber. Alanya Spor'un başarılı futbolcusu Oğuz Aydın'la ilgili bir haber. Bu iki haberi de okumanızı tavsiye ederim. Yayın içerisinde ben de ara ara bu haberlerden bahsedeceğim, belirteyim. Günaydın. Aygün Bey günaydın, ben Gündüz. Gündüz Bey nasılsınız, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ ol kardeşim. Buyurun Gündüz Bey. Şimdi kısa kısa değineyim. Tabii ki, buyurun. Önce bu Kurban Bayramı bütün İslam alemine, bütün Müslümanlara mübarek olsun. Onu bir temennimi belirteyim. Hı hı. İkincisi, at yarışı oynayanlardan işittim. Tabela yaparlar. Milli takıma bol şans diliyorum ama tabelaya asılır. Yani ilk beşe girer. Kesinlikle vereyim veya ben ümidindeyim diyeyim. Üçüncü de bir şikayetim var. Buyurun. Evet, sağ olsun. Spor nakle maç verecek. Hı hı. Yeni uydu frekanslarına bulun diyor. Ben ayarlamasını bilmiyorum. Ayıp değil ya. Yani bunun normal TRT Spor kanalından veya TRT 1'den verseler daha iyi olmaz mı? Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Yani o frekansı ayarlamasını bilmiyorum. Yani bir de belki bir TRT mensubu. Buradan ben sizin nezdinizde arkadaşlara söyleyeyim, ben ileteyim, merak etmeyin Gündüz Bey. Çok memnun olurum. TRT'deki teşekkür arkadaşlarıma ederim. Söylerim, merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Gündüz tekrar Bey. İyi günler, siz de sağ olun. İyi sizlere günler. İyi bayramlar diyelim. Çok teşekkürler, kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar sevgiler, saygılarımı sunalım. Evet, 10-17'yi gösteriyor. Telefon almaya devam edeceğimizi tekrar söyledik. Tabii ki demin de söylemiş olduğumuz gibi Avrupa Futbol Şampiyonası bu akşam Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor. Allianz Arena'da saat 22'de oynanacak maç. Tabii biz biraz daha farklıyız. Bizim biraz daha ay yıldızlarımız inşallah güler diyoruz. İnşallah sonunda gülen biz oluruz diyoruz. İnşallah hedeflediğimiz başarıları yeni oluşum, yeni genç kadromuz elde eder diyoruz. Temennimiz bu yönde. Bütün kalbimiz, 85 milyonun bütün kalbi ay yıldızlar için çarpacağını bir tekrar belirtelim. Günaydın. Günaydın. İnşallah diyoruz Aygün abi. İnşallah. Kimle görüşüyoruz? İnşallah Faruk, İstanbul'dan. Galatasaray taraftarıyım. Buyurun Faruk, abi, hoş geldiniz. Abi bu bayram içtimasına mazeret olanlar önceden bildirmesi gerekiyor. Ama rapor istiyorum. Doktor raporu Faruk Bey. Ha, rapor. Tamam. Peki. Şimdi aynı günaydın der gibi bayram içtiması başlıyor. Bayram içtiması başlayacak pazartesinden evet. İtibaren. Evet, buyurun Faruk tamam. Bey. Önceden ben bizzat kendimi... Siz nereye kaçıyorsunuz? Zenginlik tabii Faruk Bey'de. Para var, huzur var. Faruk Bey gene kesin bir yere kaçıyor. Buyurun Faruk Bey. Nereye gidiyorsunuz? Ben memlekete ayrıca gidiyorum abi. Oo. Evet. Nere memleket? Konya'ya gideceğim. Oo. Evet. Banya çorbası, etli evet, ekmek. Evet, çorbası, etli ekmek. Ekmekler. Vay. İnşallah buyur gel beraber olsun Aygün abi. Ya biz yemin ediyorum bizim yemekhanedeki bayan da Konyalı, o da bayramda oraya gidecekmiş. Gel dedi. Valla hakikaten böyle bir trene binesim gidesim var. O banya çorbası abi, hakikaten tavsiye ederim arkadaşlara da özellikle söylüyorum. İnşallah ben bizzat sizi ağırlayayım abi. Buyurun gelin. Çok teşekkürler Faruk Arşim. Temenniden sağ ol, güzel dileklerinden dolayı inşallah. Sağ ol Aygün inşallah abi. Aygün abi inşallah her zaman bekleriz. Ben sadece çok kısa bir şey söyleyeyim. Kapatacağım, zamanınızı almayayım. Geçtiğimiz ligin en iyi altın 11'ini kadro olarak yapabilir misiniz? Yaparız. İkinci bölümde yaparız, ha. Merak etme Faruk. Sana zahmet abi, Allah'a emanet ol. Sağ ol, sen de kendine hayırlı çok... bayramlar abi. Sağ ol, sana da, ol. Sana da iyi yolculuklar diliyoruz. Özellikle yola çıkanlar. Acele etmeyin arkadaşlar. Acele etmeyin. Yavaş yavaş da olsa. Sonunda gidiyorsun. Trafikte trafik kurallarımıza uyalım. Zaten şu anda yoğun bir şekilde
Türkiye'nin her yerinden farklı yerlere giden bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Çok kalabalık yollarımız. Acele etmeyelim. Kimseyle tartışmayalım. Herkese geç kardeşim diyelim. Sakin bir şekilde gideceğimiz yere gidelim ama tabii ki trafik kurallarına da uyalım. Günaydın. Günaydın Aygün abi, günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Benim isim Tugay, Ankara'dan arıyorum abi. Hoş geldin kardeşim. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, ben deyim. Trafikte karşı tarafta suç olsa bile kusura bakma, hata ben de deyip gideceksin. Abi geç git, geç git. Hiç şey yapma, muhatap olma, bir sürü şeyler yaşıyorsun. Geç git kardeşim, özür dilerim de. Sen çarptın ama ben çarptım gibi hissettim de. Öyle devam et, git, boş ver. Aynen. Şimdi bir şey soracağım abi. Beyhan Bey'den önce mi aradım ben bugün? Beyhan Bey yok hakikaten ya. Yok o herhalde mu? İzne çıktı. Ona izin verdik, izin yazdık. Dinliyorsa selam olsun ilk kez. Şimdi Aygün abi... Dün akşam bir şey gözüme çarptı. İnternette bir video izliyorum. Gereksiz saçma gelebilir ama birkaç kez videoyu izledim. Başka videolar izledim. Milli takımı ne izledim. Ne o, görmedim şimdi, bilmiyorum. Ne izledin? Bizim Semih'le alakalı. Forvet Semih'le alakalı. Görmedim. Şimdi mi? Bilinçli şekilde ben size Twitter'dan atarım hatta. Bilinçli mi? Bilinçsiz mi? Ama Semih'e kimse pas vermiyor. O kadar uygun pozisyonda olan pozisyonda Semih ama hiç kimse pas vermiyor. Videoyu bir gözlesin, izleseniz bunda acaba adliyet mi var dersiniz? O kadar rahatsız edici bir videoydu ki. Ben çok rahatsız oldum. Acaba bunun altında başka bir şeyler mi var diye sorgulamaya başladım. Gerçekten diyorum. Bilinçli vermiyorlar. Bana öyle geldi. Videonun başlığı da o. Semih'e bilerek mi pas vermiyorlar? Bilmiyorum. İzlemediğim için bir şey diyemiyorum. Yorum yapamıyorum. Ben bunu söyleyeyim dedim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar, iyi yayınlar. Kendine abi. Çok iyi bak. Görüşmek üzere. Yaşar Bey, Aygün Bey, Hollanda'dan hayırlı cumalar ve dostum, anlayamıyorum, yine bir yönetim, yine bir hoca daha besleme demeden ortalık yıkılıyor. O gitsin, bu kalsın, koskoca kulüp profesyonellerle yönetiliyor. Ya bir sakin, güvenelim, bak diyelim, saygılar demiş Yaşar Bey. Devam edelim. Nedim Küçük 888'e yayınlar Genç Özüpek. Biraz puslama, biraz o kadar sıcak ve dümdüz olan Denizli ile Ayvalık'tan selamlar. Via Fenerbahçe, sevgiler saygılar Nedim Küçük demiş. Günaydın. Günaydın Ergün Bey. Ben Gebze'den Özgür. Merhaba. Özgür kardeşim, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Abi uzun zamandır bağlanmıyordum. Yani Radyo Spor'da bu ara pek dinleyemedim. Hayırdır inşallah. Ne oldu Özgür? Yani Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırınca moralim bozuldu. Ha, ondan dolayı. Yani şundan dolayı. Yani bizim ne suçumuz var işte... Özgür? Takım şampiyonluğu kaçırıyor. Sen bizi dinlemiyorsun. Bizle alakalı değil de Türkiye'deki... artık şu futboldan çıkma sebebi. Futbol ikliminden çıkma sebebi. Fenerbahçe olarak sürekli elimizden alınan şampiyonluklar artık bizi iyice yıprattı taraftar olarak. Hı hı. Genellikle birbirimize sarmaya başlıyoruz, sonra işte başkanlık seçimi olduğu gibi o ona laf söylüyor. Yani artık Fenerbahçe'nin önünün kesilmesinden bıktık. Yani bu doğru bir şey değil. Fenerbahçe'ye sürekli yapılan bu operasyonlar, işte bundan önce işte federasyon başkanının yaptıkları, işte sürekli cezalandırılmamız, işte Trabzon'daki olaylar, işte Galatasaray'da ilgili şeyler. Yani sürekli bir operasyon var. Bunu konuştuğumda Galatasaray arkadaşlar diyor ki işte öyle oldu, böyle oldu. İşte Ali Koç şöyle dedi. Ama yani 6 senedir bir başkan olan bir kişi işte geçenlerine çıkıyor. Bu kadar puan topladık. Galatasaray'dan fazla puan topladık diyor. Yani bir tane bir denk şampiyonluk gelmez diyor. Haklı değil mi yani? Ben haklı görüyorum. Yani Mourinho konusunda da evet, çok büyük maliyete girdi başkan. İsmail Hoca da aslında başarısız değil ama şimdi şampiyonluk gittikten sonra bir Türkiye'de hocaların işi zor. İsmail Hoca'nın ben bu sene hata olarak iki olimpiyat maçını sayabilirim. İki maçta hata değil ama mesela puan kaybettiğimiz... Ama bu iki maçta hatalı diyorsun ama final oynayabilirdin. Olympiakos maçındaki işte, hata affedecek bir hata işte, değil. Evet, o onu söyleyeyim sana yani. Yaptı. Yani. Ama ligde mesela kaybettiğimiz puanlara bakalım. İçerideki Trabzon kaybettiğimiz ve Kadıköy'deki Galatasaray maçlarında iyi oynamadık ama örnek veriyorum, bir Adana Demirspor deplasmanını hatırlıyorsunuz. Çok eksikle gittik. İşte o gün Ceko'nun yine kaçırdığı goller. İşte Konya'da, Sivas'ta yine aynı şekilde inanılmaz goller kaçtı. Burada toplasanız 6 puanımız gitti. Yani içerideki Alanya ve şey maçlarını bile saymıyorum. Ama yani sonuçta bu kadar puanı bir daha, yani Galatasaray'da 102 zor toplar. Biz de 99 zor toplarız. Bir daha bu kadar puan toplanacağını zannetmiyorum. Şimdi Fenerbahçeli arkadaşlara sesleneyim burada. Toparlayalım yavaş yavaş. Toparlayalım hızlı hızlı. Abi uzun zamandır konuşmuyorum. Biraz içimi peki, dökeyim peki, ya. Peki. Yani şöyle.
Şimdi daha şimdiden başladılar ya transfer muhabbetine. Transferler gelmedi etmedi. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin futbolcuları zaten kaliteli. Kaliteli olduğunu zaten... Arkadaşlar Fenerbahçe'de Temmuz sonu gibi Temmuz'a doğru transferler biraz daha netleşecek. Şampiyonada olan futbolcular var, onu da söyleyelim. Ya biz gittik adamları şampiyonluk maçında 10 kişiyle Galatasaray'ı ezerek yenmedin bu kadroya. Ne istiyorlar bu kadrodan, ne olacak? Yani tamam, iyi bir tane stoper alınmalı mı? Alınmalı. İyi bir ön numaramız, evet, kurun hiç tutmadı. İsmail'den ben yani faydalı bir adam. Peki. Yani bir tane daha iyi bir yabancı alınabilir. Şimdi golcülerimize bakıyoruz. 99 tane gol atmış takımın santraforları dünyada yargılanır mı ya? Başduay olsun veya Ceko olsun. Tamam, Ceko son haftalarda biraz düştü. Ceko'yu sosyal medyadan yapılanları tasvip etmediğimiz, tekrar söyleyelim. Futbolcuya hakaretler, gitlemeler, bunlar hoş şeyler değil arkadaşlar. Yani geçen sene bir adam gelsin diye biz kampanyalar düzenliyoruz. Şimdi doğru. Bugün diyoruz ki Lewandowski gelsin. Lewandowski gelecek. Son cümlen, son cümlen. Çok dinleyici var ama. Son cümlen Özgür. Son cümlen. Tamam. O zaman herkese şimdiden iyi bayramlar. Sağ ol. Herkes kendine dikkat etsin. Sağ ol kardeşim. Kendine çok çok iyi bak. Sana da şimdiden iyi bayram diliyoruz. Burak Aydın abi Kanada'dan selamlar demiş. Kanada'ya sevgilerimi, saygılarımızı iletelim. Beycan kardeşimle beraber işten dönüyoruz. Seni çok seviyoruz. Herkese selamlar, saygılar, iyi bayramlar demiş. Sevgili Burak Aydın kardeşimiz ve yanındaki kardeş Beycan'la beraberlermiş. Beycan'a da sevgilerimi, saygılarımızı iletelim. Kim bu sarı İsa yayınlar abim, milli takımımıza Semih'i bilerek ve isteyerek pas verilmediğini düşünüyorum. Bu durumda ben de çok rahatsızım. Şimdiden hayırlı bayramlar, ellerinden öperim demiş. Saygılar demiş. Elden öpenlere para yok biliyorsunuz. Bende para yok çünkü. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın Aygül abi. Merhaba. Merhaba. Kime görüşüyoruz? İstanbul'dan Sefa ben. Trabzonspor taraftarı. Buyur Sefa kardeşim. Hoş geldin. İyi misin? Teşekkür ederim abi. Havalar nasıl Sefa? Takım vallahi olarak havalar nasıl? Biliyorum bak, takım olarak dedim bakalım. Bak. Yani bu sene yani transferleri aslında 3-4 tane transfer de yaptık ama bizim taraftar malum yıldız transfer bekliyor. Bir alışılmışlık var. Ben de yönetimin bu arada biraz sessiz kalıyor. İyi bir stoper alınacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü en büyük eksiklerimizden biri sağ sol stoper. Özellikle sağ stoper. Yani çok ciddi anlamda iyi bir stoper almamız lazım. Geçmişte Victor Hugo gibi şampiyonda oynamak istiyorsan kesinlikle ve kesinlikle iyi stoper hattının olması lazım. Hücumu bir şekilde hallediyorsun Aygün abi ama defans oyuncusu olarak çok kaliteli stoper almamız gerekiyor. Ben aslında Trabzonspor için değil de milli takım için aramıştım Aygün abi. Bir şey tamam, söyleyeceğim. Söyle. En son Polonya maçındaki hazırlık maçını bekledim. Buradan Montella hocamıza sesleniyorum. Lütfen ve lütfen Arda Güler'i ilk 11'de başlat. Hatta bütün maçlarda. Yani gerekirse bu çocuk üzerinden biz 11'i kuralım. Yani Polonya maçında oyuna girdikten sonra ne yapmasını bilen, topu ayağına aldığında sağa sola verebilen, ikili oynayabilen, çalım atabilen, sakin kalabilen, oyun aklıyla iyi oyun düşünebilen tek oyuncuyu bana göre. Kesinlikle ve kesinlikle Arda Güler'in oyunun sonradan girme değil de İlk 11'de başlaması lazım. Hatta onun için takım kurulması lazım. Yani bizim gerçekten bu kumaşa sahip çıkmamız gerekiyor. Bir de özellikle duran toplarda bir rahatsızlık duyuyorum. Yani korner olsun, frikik olsun. Tabii Orkun Kökçü de iyi topları iyi vuran bir oyuncumuz. Hakan Çalhanoğlu da öyle ama yani bazen onun böyleleri oluyor Aygün abi. Yani o şu topun başına geçiyor. En sonu Orkun Kökçü ve onun kaldığı bir pozisyon vardı. Yani İçinden bir güç ama Arda Güler vurur. Yani orada Orkun dedi ki bana bırak. Yani bu topa vurma olaylarında bilmiyorum. Biraz tabii kıdemli futbolcu değil mi ağır basıyorlar ama yani Arda Güler'in de frikik mesela kornerler son maçta izledin mi? Çok etkili korner kullanıyor Aygün abi. Korner demek gol pası demek. Doğru mu Aygün abi? Doğru. Yani Arda Güler'in kesinlikle ve kesinlikle ilk 11'de başlayamaz lazım. Bütün maçlarda hiç fark etmiyor. Toparlayalım hızlı hızlı. Hızlı hızlı toparlayalım Sefa. Teşekkür ederim abi. Topara yani topara son cümleni söyle. Sadece demek istediğim bu abi. İnşallah Arda Güler bütün maçlarını ilk 11 oynar abi. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Kendine ben çok teşekkür iyi bak Sefa kardeşim. Evet, son bir dinleyici alalım, sonra araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Bir 10 dakika daha dinleyici alacağımızı tekrar belirtelim. Tabii İtalyan teknik direktörümüz Vincenzo Montella, 2005 ve sonrası doğumlu Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçdaroğlu gibi yıldızlarımızın dikkatleri çektiği turnuvanın ilk düdüğüne sayılı saatler kaldığını belirtelim. Günaydın. Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Tayyip ben abi, İstanbul'dan. Şimdiden bayramını da kutlamış olayım. Çok teşekkürler Tayyip kardeşim, sana da iyi bayramlar. Bayramda
Bayramda arayacağım tabii ki ama Kapadokya'da olacağım, bilmiyorum abi. Vay vay. Kapadokya'dan aranır mıyım ben ya? Gözünü seveyim ya. Ama arayabilirsiniz. Balon fiyatları uçmuş vaziyette arkadaşlar. Bilmiyorum. Abi en son geçen sene 300 dolardı bildiğim kadarıyla. Kaç dolar? Geçen sene 300 dolardı abi. Bu sene 450 olmuştur. %50'ler şey %50 zam yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'da dondurma 200 lira, Alaçatı'da 1050 lira. Buna göre düşün. Evet. Tatile evet gidecekler bunu iyi düşünsünler. 4 top 5 top dondurma 1050 liraymış abi. Alaçatı diyor ki burası Alaçatı diyor. Ne fark eder? Aynı dondurma arkadaşım. Burası da İstanbul. Ne fark eder? Buyurun. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Dün gerçekten Edinceköy'e yapılanlar hoş şeyler olmadı. Değil. Hı-hı. Yani gidebilir tabii ki. Bence de gitmesi lazım. Ama yani o kadar işte hashtag açılması. Tabii ki bunları kendisi de görmüştür. Hoş olmadı. Yani biz neden futbolculara değerini böyle kaybediyoruz bilmiyorum ama şöyle bir şey. Teknik direktör Başşuay istiyor değil mi abi, Mourinho? Yani evet. Öyle yıllar var. Başşuay'ın kalmasını istiyor. Evet. Başşuay büyük ihtimalle kalacak abi. Santrafor olarak da sence Lukaku mu Lewandowski mi abi? Ya şu olur. Anda Lewandowski birinci sırada. Ama onun da yaşı var abi. Şimdi mesela Edin Dzeko'yu gönderiyoruz ama o da hemen hemen Dzeko'ya yakın. Yakın. 34-35 yaşında. Hı-hı. Transferler konusunda da lütfen acele etmeyin. Biraz önceki arkadaşım söylemiş olduğu gibi ya zaten kadromuz kaliteli. Böyle A kalite 3 tane 4 tane alındığı zaman yeterli zaten Fenerbahçe'ye. İnşallah güzel bir sezon olur. Bu arada milli takım açısından da ben pek umutlu değilim abi. Yani şimdi izliyorum maçları da. Biz iyi ki Monte'yi almamıştık. Senin başında da alacaktık. Monte Hoca bir havayla gitti ama bilmiyorum, ben hatta sıfır çekebileceğimizi bile düşünebiliyorum. Çünkü Gürcistan takımı çok hızlı bir takım. Çok iyi bir takım. İlk maçımızda onunla. İlk maç başlangıç çok önemli. İnşallah kazanırız. Ama tabii ki ben de katılıyorum. Arda Güler geçen konuşmamızda da söylemiştim. Ben Arda Güler'i ilk 11'e oynatacağını düşünmüyorum. İrfan Can'ın durumu nedir bilmiyorum ama kadrodan Daha net açıklama gelmedi onunla ilgili. Bir sakatlık durum var. Çıkarılma ihtimali var konuşuluyor. İrfan Can'la ilgili de ben de Arda'nın ileriki dakikalarda gireceğini tahmin ediyorum. İlk 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Ben ama neden böyle yapıyorlar? Ben bunu anlayamıyorum abi. 4 hoca da 4'e sonradan oyuna sokuyor onu. acaba bizde mi bir sorun var abi? Bizlerde belki bir sıkıntı var yani. Ancelotti'yle sonradan aldığına göre. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederim abi. İyi bayramlar. Sağ ol, sana da iyi bayramlar. Sağ ol, çok teşekkürler. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda son dinleyicimizi alıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçeceğimizi tekrar belirtelim. Son dinleyicimiz, günaydın. Selamun aleyküm Aygün Bey. Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz? Efendim Kayseri'den Mustafa Duman efendim. Nasılsınız? İyiyim Mustafa Bey. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Aygün Bey, Kayseri var. Kayseri'ye yolum düşerse ben de ağırlarım yani. Canı sağ olsun. Mustafa abi, pastırma sözü verirsen gelirim. Pastırma biliyorsun artık altın fiyatlarına geçti. Canın sağ olsun. Sen yapıyor musun abi? Kayseri'de çoğu aile tanıştım. Çoğu kişi pastırmalarını kendi yapıyorlar. Sen kendin yapıyor musun abi? Satın mı alıyorsun? Aygün Bey, ben İstanbul'dan buraya yerleştim biliyorsun, yöneticilik yapıyorum ya, ondan dolayı aileden yani aileden orada yapan var mı peki, aileden yapan var yok, mı? Yok. Siz zengin kısmındasınız. Zengin kısmı alan. Bulgaristan göçmeniyiz biz efendim. Biz o işlere bakmıyoruz Aygün Bey. Anlatabiliyor muyum? Ama sizin mesela ne yemek meşhur? Ne yemeğiniz meşhur? Bulgarların ne yemeği meşhur? Valla mantımız meşhur Aygün Bey. Ha. Böreğimiz var mesela. Anlıyor musun? Anladım. Herkesin bir kendine has bir özellikleri var. Buyurun. Aygün Bey, siz sizin bayramınızı tebrik etmek istedim. Bir de dinleyici bu radyomuza katılan bütün insanların bayramını tebrik etmek için aradım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Size de iyi bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdiden herkese bir kez daha iyi bayramlar dilediğimizi belirtelim. Ama biz buradayız biliyorsunuz. Pazartesi itibaren de yayınlarımız devam edecek. Bu kısmı kapattığımızı söyleyelim. Çok kısa bir ara reklamımız varmış. Oraya gidelim. Ondan sonra ters köşe turumuzla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, Mustafa Demirkaya demiş, Aygün abi günaydın, iyi yayınlar. Şimdiden sizin nezdinizde tüm herkesin bayramı mübarek olsun abi. İçtimada yokum. Evet, Mustafa'ya da yazalım, içtimada yokmuş. Baba ocağına 3 senedir gidemiyordum. Nasipse yarın gerçekleştireceğim. Baştan söyleyeyim, zengin değilim. Biriktirdim paramı. Param öyle gidiyorum. Bu arada İzmir'e demiş. 3 yılda biriktirmiş olduğu parayla gidiyor arkadaşlar, bakın. 3 yıl. Helal olsun Mustafa kardeşimize. Baba ocağına gidiyor. Şimdiden kendisine iyi bayramlar diyeyim. Evet, hattımızda Fanatikal Spor yazarı Umut Eken var. Umut, tatilde neredesin? Selamlar, tatilde hadi. Değilim. Karne töreni var. Tatil yok abi. Ha, senin ufaklığın karne töreni var bugün değil mi? Tabii, ikisinin de var. Karneler dağıtılıyor. Sana bakalım. Bize tatil yok. Çalışmadan spor gazetesi diyorsun abi. Gazetecilere tatil yoktur. Bayram feyran yok. Aynen öyle. Evet, milli takımdan başlayalım istersen. İnşallah sonunda Ay Yıldız Güler diyor. Gazetelerin büyük kısmı zaten bu akşam başlıyor şampiyona. Milli takımınla ilgili neler söylersin? Nasıl buldun, kadro tercihlerimiz nasıl? Tabii 5-0 gidiyoruz, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberliğimiz var, neler söylersin? Ya şimdi bu tür turnuvalardan önceki maçları oyunsal anlamda değerlendirip skordan bağımsız kalmak lazım, ama biz duygusal bir toplumuz tabii ki. Bir taraftan da moralli gitmek de önemli, skoru da almak önemliydi, alamadık. İtalya maçı zaten çok kısırdı. Yani Polonya maçında özellikle Arda Güler ve Barış Alper'in girişiyle birlikte çok domine ettik oyunu yani. Gol öncesindeki 5 dakika ve sonrasındaki 5 dakika, toplam 10 dakikalık sürede çok iyiydik. O periyot çok iyiydi ama çok kronik bir problemimiz var. Ben Polonya maçından sonra da onu yazmaya başladım. Savunmamızda çok bariz, rahat gol yiyoruz. Öyle yani, her zamanki yıllardan beri gelen duran top hastalığımız vardı. Şimdi de bu yeni nesille birlikte dikine geçiş oyunu oynayan takımlara karşı zorlanıyoruz. İşte bugün Polonya maçında Simanski'nin attığı top sonrası Zelenski yani neredeyse taç çizgisine yakın bir yerden alıp bütün yarı sahamızı çapraz bir şekilde kat ederek kendisine şut fırsatı yaratarak golü attı. Yani bu çok ciddi bir takım savunması anlamındaki. Samet için yüklenenler var. Samet'e çok iyi. Hoca'ya, Monte'ye yüklenenler var ama Yunus Akgün'ün kadroda olmasından dolayı eleştirenler var. Kadrolar zaten her zaman tartışma konusu olmuştur, biliyorsun abi sen yıllardan beri. Ama Montella'da güvendiği, ettiği, bildiği adamla bu konuda ısrarcı. Yani Samet'i ilk gelir gelmez kadroya çağırdı. Yani o günden beri düzenli çağırmaya çalışıyor. Yunus Akgün'ü keza öyle. Birlikte çalıştığı, güvendiği, yeteneklerine güvendiği oyunculara hoca güveniyor. Bunun da faturasını bir şekilde o ödeyecek. Başarı durumunda takdir edilecek. Başarısızlık durumunda muhtemelen kadro tercihleri ilk eleştiriler konusunda ilk sıraya alacaktır. Öyle gözüküyor. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonu Süper Kupa formatını değiştirdi. Bu formatla ilgili biraz detaylı konuşmak istiyorum. Nasıl buldun, neler söylersin? Dün de mesela çok fazla bu konuyla ilgili de ya kafalarda bir sürü efendim diyor, lig şampiyonu ile lig ikincisi aynı zamanda kupa finalinde karşılaşsa ne olacak gibi bir sürü de varyasyonlar yazılmaya başlandı. Bu formatı nasıl buldun, neler söylersin? Abi bu format daha geçen sene işte bu Suudi Arabistan'da mı oynayalım, Katar'da mı oynayalım, Azerbaycan'da mı oynayalım, yurt dışında mı oynayalım mevzuları gündeme geldiğinde Süper Kupa özelinde masaya yatırılmış bir işti. Sonrasında zaten Suudi Arabistan'la yapılacak uzun vadeli kontratta da şartlardan bir tanesi buydu. Hani o zaman şey eleştirisi olabilir de işte parayla kupa formatını da değiştiriyorlar falan diye, ama buradaki nihai amaç, kesin amaç, hepimiz hemfikiriz ki onda para. Yani parayı daha fazla arttırmak, daha fazla getirmek. O zamandan beri konuşuyor. Burada bu şey hikayesi değil mi? Suudi Arabistan'da bu turnuva yapacağız. Turnuva olacak işte 5 yıl boyunca 50 milyon dolar muhabbetini olacak evet, şey değil mi? Evet. Dörtlü finalde orada oynamak şartıyla vesaire. Bu uzun uzun bütün kontratlarda yazılacak bir mevzuydu. Ama tabii şimdi Suudi Arabistan'la ipleri attık mı atmadık mı, son durumumuz ne, gerçekten bir soru işareti o. Futbolda yani, attık gibi geliyor. Futbolda attık gibi geliyor. Evet, onu futbolu kastediyorum. Yani ne olacak, bir daha bir araya gelir miyiz bilemiyorum. Yani çok orası soru işareti sanki. Bu orada konuşulan formülü La Liga'da ve İtalya'da da biliyorsun hani dörtlü final gibi yapıp daha fazla gelir getireceği oralarda, yani ya da ülkede, bizim ülkemizde düzenleyeceksek daha fazla kulüple daha fazla maç yaparak daha fazla gelir getirici bir modelle, bunun yayıncısı tabii, sponsoru, izleyicisi vesaire gibi kalemleri alt alta koyunca orada önemli bir gelir oluyor.
Oradaki soru işareti de şu, belki tam anlatamamış olabilirler, belki bir izaha muhtaçtır. Eğer hani lig şampiyonu hem kupayı alır, kupa finalisti olur, lig ikinci kupayı alır falan filansa, oradaki ligdeki sıralamaya bakacaklarmış. Yani o takımlar çıktıktan sonra üçüncü, şey, yani kupada eledikleri takımları mı alacaklar? Lig sıralamasındaki takımları alacaklar. Üçüncü aynen ve dördüncü alacaklar o zaman. Yani ikinci olabilir, dördüncü olabilir. İşte o anki lig kupada kimin finaliste, kimin hangi iki takımın finaliste olmasıyla ligde de ilk ikiyi kimin bitirmesiyle alakalı. Oradaki Avrupa kupalarındaki benzer durumlar oluyordu geçmişte de, biliyorsun kupaya giden işte lig sıralamasına gidiyordu. Orada öyle bir formül izlemişler. Tabii buradaki cazibesi şu olur. Eğer büyükler bu son dörtlü finale kalabilirse, ki hani çoğunlukla ligi ilk iki sırada bitiren takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon oluyor. Arada Başakşehir, Bursaspor vesaire geçmiş yıllarda şampiyonluklar yaşamış olsalar da hani lig sıralamasında çok büyük bir sürpriz yaşamıyoruz. Aşağı yukarı bu takımlar oluyor. Orada zaten hani cazibesiyle ilgili bir önemli durum söz konusu. O dört takımdan iki tanesi falan muhtemelen büyük dört büyüklerden olacaktır. Kupada sürpriz olursa, işte Anadolu takımlarından falan yükselenler olursa, o zaman da bir dörtlü final izleyeceğiz gibi gözüküyor. Umut, şunu sana soracağım. Şimdi geçen Sayın Başkan Ali Koç açıkladı. Biz dedi Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağız dedi. Hatta bazı takımlar da katılmama kararı almış. Galiba Beşiktaş da başta olmak üzere birçok takım katılmama kararı almış. Peki nasıl olacak bu? Yani Sayın Mehmet Büyükekşi işte biz bazı şeyleri değiştirdik, katılmazlarsa büyük sıkıntı yaşarız tarzda böyle bir el altından ab altından bir sopa gösterdi, ama ne diyorsun bununla ilgili? Ya tabii sopa gösterdi Mehmet Bey, Mehmet Büyükekşi, ama Mehmet Büyükekşi o dönem görevde olacak mı olmayacak mı, o mücadelesi yeni sezon başladığında bilmiyoruz. Orası hala soru işareti. TFF seçimleri var. Aday olacak mı olmayacak mı, aday olması yönünde genel bir kanaat var, beklenti var. Ama olmazsa da ben şaşırmayacağım. Net bir şekilde söyleyeyim. Bugün itibariyle bunu söyleyebilirim. Ama o kadar imza toplandı halde hala seçim yapmayan biri bence aday olacak gibi geliyor. Ve altlardan devamlı insanlar imzalarını geri çekiyor, destekler geliyor, haberleri geliyor. Sen daha iyi takip ediyorsun. Evet, maalesef o işte Türk futbol insanlarının, Türk futbol ailesinin samimiyetsizliğiyle ilgili bir şey Aygün abi. İşte geçen gün bir tane yaşadık bir örnek. Kulüp seçime gitmiş. Daha önceki kulüp başkanı imza vermiş. Sonra kulüp TFF Genel Sekreterliğini aramış. Biz imzamızı çekmek istiyoruz, nasıl yapabiliriz demişler. Noterden gitmişler, yöntemini söylemişler. Kulüp imzasını çekti ve sonra da gitti Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Yani kulüpsel bir duruş yok. Burada kişiler, başkanların, yönetimlerin kim olduğuyla da alakalı. Maalesef Türk futbol ailesi yine sınıfta kaldı. Mesela o kadar tantana oldu. Bir tane hala futbol ailesi, bir futbol federasyonu başkan adayı çıkaramaz. Şimdi Servet Yardımcı ciddi bir aday. Olursa Mehmet Büyükekşi her şeye rağmen ciddi bir aday olacak değil mi? İki tane ciddi aday olacak. Evet. Ama futbol ailesi üçüncü bir ismi çıkartamıyor mu? Koyamıyor mu? Yönetim kurulu belirleyemiyor mu? Burada futbol ailesinin tekrar ediyorum, aynaya bakması lazım. Şimdi Servet Yardımcı, evet, UEFA'da önemli görevleri var. TFF konusunda çok deneyimli. Onu da eleştirecek yönleri var. Hani geçmişi eleştirirken yaklaşık 10 sene o da TFF başkan vekiliydi. Eğer geçmişte Türk futbolunda sorunlar varsa Servet Bey'in de dahli var. Bugün nasıl Mehmet Büyükekşi eleştiriliyorsa onun da eleştirilmesi lazım. Ama diğer yandan da UEFA'da önemli işleri var, tecrübesi var. Futbol yönetimi konusunda da çok deneyimli bir isim. Ama hani tamamen futbol ailesini kucaklıyoruz. Ona da işte Galatasaraylar başta olmak üzere bazı kulüplerin muhalefeti var. Fenerbahçeli olmasından kaynaklı. Ve bunu da aşamadık. Çünkü aşamıyoruz. Mesela Mehmet Büyükekşi Galatasaraylı, Nihat Özdemir Fenerbahçe, Yıldırım Demirören Beşiktaşlı. Bu insanlar böyle yani. TFF'yi yönetecek adamlar da sen ben olmayacağız. İlla ki bir kulüple bir organik bağı olan insanlar gelecek orayı yönetecek. Yani ondan sonra tarafsızlık tartışmaları falan da çok samimi olmuyor. Dediğim gibi yani Mehmet Büyükekşi o kararı verici olabilecek mi kupayla ilgili, federasyon seçimini beklemek lazım hangi takım. Bence Fenerbahçe bile fikir değiştirebilir. Hani Fenerbahçe şunu deme hakkına sahip: biz geçen federasyonu ve Mehmet Büyükekşi'nin idaresine muhaliftik. Yeni bir federasyon göreve geldi. Biz kararımızı gözden geçirdik. Kupaya katılıyoruz. Diyebilir diyorsun, değiştirebilir diyorsun. Diyebilirler tabii ki. Neden demesinler? Ali Bey
yakın tarihte bazı kararlarını bu yönde söyledi. İşte neden başkan adayı olmayacağını da açıkladı. Sonra neden fikrini değiştiğini de açıkladı. Ya yani Az Yıldırım etkisiyle pat diye mesela Mourinho geldi Fenerbahçe'ye. Bence İsmail Kartal'la devam edeceklerdi. Az Yıldırım'ın haklı olduğu konulardan birisi o. Ya futbol değiştirimleri de fikirler sabit de olmamalı. Ben bunu eleştiri olarak da söylemiyorum. Futbol artık öyle büyük bir endüstri ki öyle çok bağlayıcı sözler etmemek lazım ama o sözlere de takılı kalmamak lazım. Geri dönüş yolunun da açık olması lazım. Bence o konuda federasyon seçimleri her şeyi yani Türk futbolunun yeniden dizayn konusu federasyon seçimi çok şeyi değiştirecek bence. Tabii şimdi sen yakından takip ediyorsun. Bütün kulüp başkanlarıyla görüşmeler yapıyorsun. Yöneticilerle görüşmeler yapıyorsun. Seçim iki aday arasında geçecek doğrusu. Ama 3-4 kişi adaylığını açıkladı. Bir sürü adaylar açıklananlar. İsmail Uyanık var. Tolga Gayne Zengin var. Erdal Alkuş var. Çok aday açıklayanlar var. Hem imza toplamaları gerekiyor. İki aday arasında baktığın zaman hangisi daha ağır basıyor? Yani Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu senaryoda konuşursak Servet Yardımcı ve Mehmet Büyükekşi dışındaki adayların da zaten yeterli adaylık konusunda adaylıklarını resmileştirebilmeleri için yeterli imzayı 60 küsur imzayı toplayabileceklerini düşünmüyorum zaten. Evet, gerçekçi olmaz. Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu senaryoda maalesef futbol ailesini tekrar maalesef diyor futbol ailesinin samimiyetini görüyoruz. Gerçek yüzünü mü göreceğiz? Ya göremeyeceğiz aslında. Hiçbir zaman göremeyeceğiz. Çünkü çok net biliyorum. Servet Bey'e haber yollayan kulüpler de var. Mehmet Büyükekşi'ye haber, mevcut TFF'ye haber yollayan kulüpler de var. Bunlardan çok ciddi bir tanesi de var. Bir sözlü olarak Mehmet Büyükekşi'yle bir kulüp başkanının konuşması sanki Mehmet Büyükekşi önümüzdeki sezonunda devam edecekmiş, TFF başkanı olarak kalacakmış gibi bir konuşması var ki olmuyor işte bunlar. Yani samimiyetsiz oluyor, samimiyetsiz duruyor. Kapalı kapılar ardında böyle konuşmalar yapıp sonra taraftarların önüne, tribünlerin önüne çıktıklarında kulüp başkanları başka başka konuşuyorlar. Maalesef Türk futbol ailesinin samimiyet derecesini de böyle durumlarda en azından bizler görüyoruz, kamuoyu görmese bile. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra seni biraz bekleteceğim. Çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra seninle sohbetimiz devam. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Fanatik Gazetesi spor yazarı sevgili Umut Eken var. Umut, federasyonu konuşuyorduk. Servet Yardımcı Mehmet Büyükekşi'yi konuşuyorduk. Tabii burada net şunu söyleyeyim, tabii adayını açıkladığı andan itibaren de Sayın Servet Yardımcı da çok fazla bir şekilde sosyal medyadan inanılmaz Twitter atılmaya başlandı. Neler söylersin bununla ilgili de? Aleyhte mi, lehte mi kastediyorsun abi? Aleyhte. Ha, aleyhte işte bir kesim işte ağırlıklı olarak Galatasaray insanlarsa Galatasaray kökenli hesaplardır, kişilerdir onlar. Çok görüyoruz bunu işte. Yani Galatasaraylı bir isim federasyon başkanlığına adaylığını açıklamış olsaydı Fenerbahçe'de gösterdik. Bir defalarca izlediğimiz. Ne yapacağız peki o zaman? Biz ne yapmamız gerekiyor? Yani futbol ailesinin bir samimi olması lazım. Samimi değiller. Bir araya gelmeleri lazım. Herkesin uzlaşması lazım. Bir aday ve yönetim kurulu. O zaman futbolla alakası olmayan birim olması lazım. Yani futbol, şöyle diyeyim, futbolla alakası olan da. Futbolda hala güvenilir isimler var. Futbolda da hala güvenilir isimler var. Hala diyorum maalesef. Hala diyorum. Ama güvenilir isimler var. O isimleri ikna etsinler. Herkes istediği adaletse, hak hukuksa yani Az Yıldırım gibi durumlar kişiler özel. O dedi ki ben tarafsız olamam kardeşim. Ne federasyonu? Ben Fenerbahçe'yim. Ben dürüstçe söyledi. Tavrını belli etti. Doğru. Yani mesela Ali Koç hiçbir zaman futbol federasyonu başkanı olmaz. Yani bekleme. Abdurrahim Albayrak. Hani olmak ister o da olamaz o da. Başka profil vesaire duruş nedeniyle başka sebepler. Olamaz yani. Fenerbahçeliler Beşiktaşlar tepki gösterildi kere işte. Bugün Abdurrahim Albayrak da Servet Yardımcı yerine TFF Başkan adaylığı için adaylığını resmileştirmeye çalışsaydı diğer kulüp taraftarları tepki gösterecekler. Burada geçmiş yıllardaki tavırlar vesaireler de önemli. Mesela işledikleri konusu 2021'de Ali Koç tek başına adayken Fenerbahçe seçimlerinde Servet Yardımcı gidip oy kullandı.
Yani diyorlar ki tek başına ararken sen orada rengini belli etmeye çalışıyorsun. Niye gidiyorsun? Yani eşi Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray Genel Kurulu'nda ön sıralarda otururken fotoğraflarını paylaşıyor. Yusuf Günay'ın aynı şekilde Cumhurbaşkanı ziyaretinde. Yusuf Günay, yani Yusuf Günay ikinci adamdı yıllarca Galatasaray'da yönetimde. Görev almış bir isimdi. Geçmiş yıllarda da böyleydi. Ali Dürüst, Nihat Özdemir. Tabii doğru. Hep konuşuyoruz aynı şeyleri. Yani Hüsnü Gürel'i Beşiktaş'tan bastı. Yani kim olabilir kolaylı peki? Mesela Umut sen spor camiası mesela ben hep şey derim. Mustafa Hocam derim mesela. Mustafa Deniz Hocam gibi yani her kulübe yakın olan, her kulübün sevdiği isimlerden olabilir diyor. Mesela Mustafa Denizli benim kafama yatan bir isimdir. Olabilir mi? Olabilir gibi. Yani böyle futbol camiası içerisinde önerme demeyelim de senin açısından mesela evet bu arkadaş geldiği zaman, bu kişi geldiği zaman birçok şey düzelebilir diyebileceğim bir isim var mı kafanda? Mesela sen hiç bunu düşündün mü? Düşündün mü bunu hiç? Düşünüyorum ama sistem müsaade etmez. Az önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Hala her şeye rağmen futbol dünyasında TFF'nin başına geçecek, futbol ailesini idare edecek insanlar var. Mustafa Denizli olabilir, Şenol Güneş olabilir. Şenol olabilir. Bu isimler çoğaltılırdı. Ama Şenol Güneş de olmaz. Fenerler bu sefer karşılıklar. Olmaz yani. Normal. Yani futbol yetkinlikleri, deneyimleri, bilgi birikimleriyle. Bugün Davor Şüker Hırvatistan'da başka isimler, bütün eski futbolcular futbolun yönetiminde görev almışken biz hala maalesef yani şu yönetimde futbolcu kim var? Hamit Altıntop var. Başka var mı yani? Ayağı topa değdiyse de bizim kadar değmiştir bu arada. Benim kadar bile değmiş olabilirler. Ben lisanslı futbol oynadım mesela, basketbol oynadım. Ama yok abi, yok. Olan Hamit Altıntop'u da görüyoruz işte. Çıkıyor diyor ki benim Türk futboluna ihtiyacım yok. Türk futboluna ihtiyacı var. Ve geldiği, bunu söyleyen adam da ilk geldiğinde yönetimle maaş pazarlığı yapan adam. Yönetim kurulu üyesi olarak. Doğru. Maaş isteyen bir adam. Yani senin de paraya ihtiyacın yok Hamit. Ama maaş istiyorsun. Nasıl olacak? Yani o yüzden kurumsal hafıza ve bireysel hafızaları hafife almamak lazım. İnsanlar unutmuyorlar bazı şeyleri. Bir zamanda yapılmış söylemler, verilmiş fotoğraflar işte bugün önlerine çıkıyor. Servet Yardımcı'nda bugün önüne çıkan fotoğraf. Ali Koç tek başına başkan adayıyken gidip seçimde oy kullanmış olması. Mehmet Büyükekşi'nin en ön sırada oturmuş olması. Ya futbol ailesinin de samimiyeti zorunda. Futbol ailesi istese gerçekten bir aday ve en azından beyin takımını çıkartır. 4-5 tane yetkin üzerine uzlaşılmış isim konusunda uzlaşabilirler. Sonra zaten futbol federasyonu dediğimde, kulüpler dediğimde 3-4 kişinin onayıyla yönetilen kurumlar. Yani öyle tutup da 20 kişi hep birlikte ortak kararlar mı alınıyor? Hayır, başkan orada ağır baskın kalıyor. Görüşünü aldığı birkaç tane yönetici isim var. Şimdi Ali Koç'un ekibi de öyle, Dursun Özbey'in ekibi de öyle. Geçmiş yönetimlerde de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon hepsi de böyle. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da böyle. Yani bütün o yöneticilerin her şeyden haberi mi oluyor? Hayır, olmuyor tabii ki. Sonra yönetim kurulu kararı imza atıyorlar aslında. O başka bir şey. Ama futbol ailesinin burada kendini sınaması lazım. Bak, futbol ailesinin tavrını özetleyen şeylerden biridir. Her sene tantana olur ya, bu sene de çok oldu. Adalet yok, şey var, bu ligi kabul kayırmalar etmiyor. Kayırmalar var, bilmem ne var. Ya ligden düşme kalkmalı bile söylendi yani. Onun evet bile kamuoyu ya yapılmaya çalışıldı, edildi. Evet, süper. Türkiye'de profesyonel ligler lig cisiminden bir hafta sonra yasal süresinde tescillendi. Evet doğru. Kaç tane kulüp itiraz etti bu tescillere biliyor musun? Bütün ikinci, üçüncü ligi vesaireye de dahil edildi. Kaç tane etti? Hiç. Bir tane kulüp etmedi abi. Niye itiraz etmiyor? En azından tarihe not düşün. Deyin ki zamanında kardeşim biz bu ligin adaletsizliğine inandığımızı belgeleştirdik de itirazın kabul olur olmaz ayrı bir şey. Ama sen yani bir dik duruş göster diyorsun. Doğru söylüyorsun aslında. Bu kadar konuştun. Tarihe not düş kardeşim. Bu kadar her hafta alt ligler içinde söylüyorum bunu. Hani Süper Lig'i de bir kenara koydum. İnanılmaz şikayetler vardı, inanılmaz söylemler vardı, inanılmaz sosyal medya paylaşımları vardı, yerel gazetelerde, oralarda, yerel TV'lerde falan bangır bangır, inanılmaz konuşmalar vardı. Ya yapın bir itiraz dilekçesi yazın, biz bu ligin tesisi, orada bir madde var işte belli bir sürede itiraz edilmesi, itirazın değerlendirilmesi falan filan diye. Ya en azından onu yapsaydınız, hani kabul olmaz etmez de onu yapsın, onu da yapmıyorsunuz, derdiniz o değil ki çünkü, derdiniz o değil ki yani.
Sevgili Umut, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Çok da güzel bir gündesin bugün çünkü ufaklıklar karnı alacaklar. Çok da fazla seni tutmak istemiyorum karnı töreninde. Çok teşekkür ederim Aygün abicim. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza bağlandığın için. Şimdiden sana iyi bayramlar diliyorum. Son bir şey söylemek ister misin sevgili Umut? Radyo Spor ailesine de dinleyenlere de iyi bayramlar diliyorum. İnşallah çok güzel bir Euro 2004 geçiririz. Yani şu federasyon kulüp mulüp tartışmalarından, o kadrodan falan uzak tutup çocukları destekleyelim. İnşallah başarılı olurlar. Evet. Tek temennim o. Çok teşekkürler tekrar yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, hattımızda Fanatik Gazetesi spor yazarı Umut Eken vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra ters köşe turumuzla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Tabii Beşiktaş'ta Van Bronckhorst dönemi birazdan resmi olarak başlayacak. Hollandalı teknik direktörün imza töreni için işte son hazırlıklar yapıldığını belirtelim. İmza aşamasına geldiği zaman, yani basın toplantısı başladığı zaman canlı yayına tekrar gideceğimizi belirtelim. Ama tabii benim bugün konu başlıklarımdan bir tanesi de Filenin Sultanları'ydı. Biliyorsunuz çok önemli başarıları imza attılar. Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni geriden gelip yendiler. Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil ederek A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi 3. haftası 2. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Tayland'ı rahat bir oyunda 3-0 yenen Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısında 1-0 geriye düşse de 3 set birden alarak maçı kazanmayı bildi. Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı galibiyetin ardından dünya sıralamasında da zirvedeki yerlerini korudular. Filenin Sultanları'nın puanını 392.17'ye yükseltti ve en yakın rakibi Brezilya'nın puanı ise 3.05 olduğunu söyleyelim. Şöyle baktığımız zaman birinci sırada Türkiye'yi görüyoruz, 392.17 puan. İkinci sırada Brezilya var, 389.13 puan. Üçüncü sırada 366.17 puanla Polonya'nın olduğunu söyleyelim. Dördüncü sırada 364.69 puanla İtalya bulunuyor ve beşinci sırada da Amerika var. Amerika'nın puanı da 356.08. Tabii demin sevgili Umut'la konuştuk. Onun detayını biraz da vermem gerekiyor. Gelen sorular da bu formatla ilgili. Yani Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz 2024-2025 sezonunda Süper Kupa formatının değiştiğini dün açıkladılar. TFF'den yapılan açıklamada 2023-2024 Süper Kupası Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanacak diye açıklama yapıldı. Sonraki sezondan itibaren, yani önümüzdeki sezondan itibaren Süper Kupa yine yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü turnuva şeklinde oynanacak ifadelerine yer verildi. TFF'den yapılan açıklamada 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası formatı da duyuruldu. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başına Şampiyonlar Ligi formatını hazırlayan Heisberg Kupe firmasının yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF yönetim kuruluna sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamasından oluşacak. TFF'nin yapmış olduğu açıklamada Turkuaz Medya grubu yeni formatıyla beraber ilk kez yapılacak turnuva tekrar her zamanki gibi şifresi olarak futbol severlere ulaştırılacak. Yayın gelirinde 3 katı arttırılacağını söyleyelim. Şimdi canlı yayına gidiyoruz. Beşiktaş'ta Van Bronckhorst dönemi bugün başlıyor. Hollanda teknik direktörün imza törenine gidiyoruz. Sayın Başkan Hasan Arat konuşuyor. Evet, Beşiktaş'ta Van Bronckhorst dönemi resmen başladı. Sayın Başkan Hasan Arat ve Van Bronckhorst şu an imzalar atıyorlar. Sözleşme imzaları atıyorlar. Birazdan da soru cevap kısmına geçileceğini Sayın Başkan Hasan Arat aktardı. Evet, Beşiktaş'ta uzun süredir bir hoca anlamında bir belirsizlik vardı. Birçok isimler gündeme gelmiş. Özellikle Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın üzerinden çok fazla duruyorlardı ama Sayın Başkan Hasan Arat sık sık yurt dışından bir hocanın
Hollanda'nın geleceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu ve dün itibariyle de Hollanda'da hakikaten çok başarılı, hem futbolculuk döneminde hem de teknik anlamda çok başarılı olan birisi Van Brokers resmen Beşiktaş'ta 2+1 yıllığına anlaşma yaptı. Şimdi başkan galiba tekrar konuşmaya devam ediyor veya galiba yok, ayağa kalktılar. Büyük ihtimalle bir atkı veya evet bir Beşiktaş atkısını şu anda Sayın Başkan Hasan Arat Van Brokers'a taktı atkısını ve şu an medya mensupları karşısında da fotoğrafların çekildiğini belirtelim. Şu an atkılar tek tek hem başkana geliyor hem teknik direktöre geliyor. Güzel bir görüntü var, tekrar belirtelim, ama demin de söylemiş olduğum gibi 2+1 yıllık bir anlaşma sağlandı. Dün gelmişti biliyorsunuz Van Brokers İstanbul'a. Bugün de saat 11'de Van Brokers'la Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni yapıldığını belirtelim. Şu anda galiba yeni sezonla ilgili tişörtler ve formalar da tanıtılıyor. Onu da belirtelim hoca ile beraber. Öte yandan tabii biliyorsunuz Beşiktaş hakikaten uzun bir ara demeyelim de bu sezon çok fazla teknik direktör değişimi oldu. En son Serdar Topraktepe Beşiktaş teknik direktörlüğüne gelmişti. Ve Serdar Topraktepe de biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırarak Beşiktaş'ın da Avrupa yolunu açan isim olmuştu. Yeni dönemde Giovanni Van Brokers'ın da Sayın Serdar Topraktepe'nin de yardımcısı olacağını söyleyelim. Onun açısından da çok daha güzel. Belki Hollanda'da teknik adamdan ve Hollanda'da teknik adamın da Serdar Topraktepe'den çok fazla öğreneceği bilgiler de vardır. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Giovanni Van Brokers'ın da diğer yardımcısı Hollanda'da bulunan NAC Breda ile Hollanda 2. liginde şampiyonluk yaşayan Jean-Paul Van Gastel yapacağını belirtelim. Yani Türkiye tanım açısından Serdar Topraktepe'nin de teknik kadroda Van Brokers'a yardımcılık yapacağını tekrar belirtelim. Evet, şu anda formalar veriliyor. Hocayla formalı görüntüler çekiliyor. Birazdan da zaten soru cevap kısmına geçileceğini belirtelim Beşiktaş'ta. Hasan Arat şu anda tekrar kürsüye aldı teknik direktörü ve kendi oturdu. İmzalar atıldı. 2+1 yıllık bir sözleşme imza yapıldı. Ve birazdan da soru cevap kısmına geçilecek. Gazeteciler tabii kafalarında birçok sorular var. Yeni dönem, kimler gelecek, kimler gidecek, ne zamandır takımı takip ediyor, kaç maçtır Beşiktaş'ı izliyor, bunları tek tek Van Brokers tek tek açıklayacak sorularla beraber. İsterseniz tekrar basın toplantısına gidelim. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta.